Samimi Haber YouTube kanalından hepinize mutlu günler diliyoruz. Samimi Analiz programıyla karşınızdayız. Son dönemde hem ev sahipleri hem de kiracılar oldukça muzdarip. Çünkü emlak piyasası ile ilgili gerçekten de hepimizin bir görüşü var. Belirlediği kafasında oluşturduğu bir durum var. Ama gerçekler neler? Asıl piyasada neler oluyor? Bunları konuşmak üzere İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa yayın konuğumuz. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Şöyle bir haber var. OECD raporuna göre 38 ülkede yapılan araştırma sonucuna bakılarak 2024 yılının özellikle de %25 uygulamasının olduğu ilk 6 ayında kira fiyatları en çok Türkiye'de arttı. Üstelik diğer ülke ortalamalarının 6 katta üzerinde seyretti. Peki bu durumda bir yandan emlakçılar, bir yandan ev sahiplerini dinliyoruz, bir yandan da yeni kira için özellikle de okullar açılırken Eylül ayında ev arayışında olanlar var. Son durum nedir? Neden bu durumlara geldi Türkiye piyasası, emlakçılar piyasası? Hemen sizden alalım. Şimdi tamam, geçen yıl veya bir önceki yıla baktığınız zaman son 3 yılda bizdeki ev fiyatları oldukça arttı. Yani 2000'den 3000'den aynı ev 15 bine, 20 bine, 30 bine çıktı. Yani 10 katına kadar yükselen bazı bölgeler var. Bu doğru. Ama bu artık ekonomik bir olay. Yani şimdi dünyada birçok ülke bir ekonomik sıkıntı yaşıyor, bir ekonomik çelişki yaşıyor. Yani pandemiden sonra oluşan yeni bir düzen bence. Bu uyum sağlamakta güçlük çeken ülkelerden bir tanesi biziz diye düşünüyorum. Üretim konusunda sıkıntımız var. Hayvancılık ve tarım konusunda sıkıntımız var. Yani daha önce olmadık, bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Biz aslında bunu, ben tabii aynı zamanda ifade edeyim, ben bir ekonomistim, bir iktisatçıyım. Ben de yaklaşık 2-3 yıl önce pandemi döneminde, bu pandemi bitiminde yeni bir ekonomik dünya düzeniyle tanışacağız, bu kaçınılmaz bir sonuç olacak diye beyanatım da var benim. Ama nasıl olacağını ben de bilmiyorum demiştim. Ama yeni bir düzen gelecek. Şimdi yeni düzende dediğimiz gibi birçok ülke bu sıkıntıyı yaşıyor. Ha, bizde bir tık daha fazla yaşıyor, onu da söyleyeyim. Biz birçok ülkeye nispeten daha fazla bir sıkıntı yaşıyoruz. Ama dediğimiz gibi bütün dünya veya birçok Avrupa ülkesi güllük gülistanlık da değil. Yani onun için diyorum, bu OECD neye dayanıp da böyle bir tespitte bulunmuş? Mesela bize gelen haberlerde Hollanda'da, Fransa'da, Almanya'da da ev sıkıntısı oldu. Ve bırakın yani fiyatı yükselmesini, yani 1000 euroluk bir yere 2000 euro ver desen yer ev bulamıyorsun diye bize de öyle haberler. Şimdi fiyatlar tabii yüksek yani. Ekonomik yapıya, insanın bir kiracı profiline baktığınız zaman bunu tutan kişi ya işçi, ya memur, ya öğrenci, ya esnaf. Yani neticede bu kişilerin de geliri belli. Yani bunun çok çok üstünde bir piyasa oluşması maalesef talihsiz bir olay. Bunu yaşıyoruz. O doğru, tamam, yani sıkıntı olduğu doğru, ama yine söyleyeyim, ben OECD'nin efendim biz birinciyiz, 6 kat arttı falan gibi bir tezini çok kabul edemiyorum. Veya belki biz içinde yaşadığımız için alıştık. Dıştan nasıl bakılıyor? Onu yani o tespiti bence açıklaması lazım. Yani şu sebepten peki. Şimdi OECD raporunu dışarıdan bakıldığı için belki böyle rakamlar ortaya çıkıyor dediniz, ama benim bence şu kısım da çok önemli. İlk 6 ayına baktığımızda, çünkü ilk 6 ayında Türkiye'de %25'lik bir konutta kira artış oranı söz konusuydu. Demek ki burada bu %25'lik kira artış oranı çok da geçerli olmamış ki kira fiyatları bu denli artmış. Ve şimdi bakıyoruz, geçtiğimiz günlerde TÜİK Eylül ayı enflasyon rakamını da açıkladı, oranını açıkladı. Eylül ayı kira artırım oranı %64.91'e yükselmiş durumda. Ama burada bir mağduriyet söz konusu. Bu konuda neler söylersiniz? Şimdi bakın, bu %25, %65 olayı bence piyasayla ilgili bir olay değil. Yani mevcut bir evin yıllık kira artışıyla ilgili bir olay. Ama insanlar ne hikmetse bunu sanki piyasa %65 artmış gibi
lanse ediyor. Değil. Yani o evde kalan kişinin %65'i artışı. Yani geçen aydan düşmüş. Geçen ay 167'ydi. Şimdi 65'e düşmüş. 64.9'a evet. düşmüş. Yani bu bir önceki ayda 66'ydı. Yani 66-67 bir anda 65 gibi yani şey gibi züğürt senesi gibi kusura bakmayın öyle bir şey olmuş ama neticede yüksel. Biz dükkan kiralarından biliyoruz oralarda %70'leri gördü yılbaşında. O bakımdan evet, doğru, haklısınız. Şimdi efendim piyasada %25-%65'e çıktı fiyatlar bu şekilde arttı değil. Yani boş evlerin fiyatı o şekilde artmadı. Yani bu yine yanlış bir açıdan bakılıyor bence. Mevcut olan evin kira zammıdır bu tüfü oranı. O sebepten şimdi sizin de demin dediğiniz gibi bir konuya değinmeye çalıştığınız olay şu. Geçen sene ve evvelki sene fiyatları tavan yaptığı bir yıl. Ha, bu yıl da devam ediyor tavan yapmak ama geçen senenin seviyesinde şu anda. Yani şimdi siz geçen yıl 30 bini bir tuttunuz. Enflasyon açıklandı %65-66. Ne oldu sizin eviniz? Yaklaşık 50 bin. Değil mi? Zamla 50 bin ödeyeceksiniz. Ama aynı ev şu anda aynı bölgede 30-35 en fazla 40 bin. Yani bu enflasyon tüfeden dolayı zam yapan vatandaş bence sıkıntı yaşayacak. Bu olay böyle de devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü kiralık ev fiyatları o nispette yükselmedi. Geçen yıldan bu yana. Yani %65 evet. yükselmedi. 30 binlik ev oldu 35 bin. Hadi olsun en fazla 40 bin. Ama geçen sene 30 binden tutan adam bu sene 50 bin ödeyecek. Şimdi bu akla şunu getiriyor. Biliyorsunuz 5 yılı tamamlamayan kiracılara zam yapma konusunda bayağı bir sıkıntılar yaşandı. Uyarlama davaları açıldı. Yani ev sahibi dedi ki ben kanunen %25'ten fazla zam yapamayacağım ama benim evim fiyatı çok düşük kaldı. O zaman ben uyarlama davası açayım diye böyle bir dönem yaşadık değil mi? Şimdi o bence o tersine dönecek şimdi. Bu defa kiracı diyecek ki ben bu evde 50 bin oturuyorum ama aynı ev 35 bin. Bu defa çünkü o dava sadece ev sahiplerinin hakkı değil. Sadece onlara ait değil. Kiracı da bunu açabilir böyle bir dava. Önümüzdeki günlerde bence bunu yaşayacağız. Yani bu o şey tersine döndü o olay. Eskiden mal sahibi açıyordu, şimdi kiracı açabilir diyorum bakın. Yani yanlış anlaşılmasın. Çünkü kanuni bir hak bu. Kutsal bir hak. Nasıl ev sahibi böyle bir dava açmaya sahipse kiracı da aynı şekilde sahip. Ev fiyatları geçen yıldan bu yana özellikle son bu yılın yani bu yılı baz alsak 2024'ün şu anda 8. ayındayız hatta 9. ayına girdik. Bu dönem içinde çok yükselmedi. Şimdi dönemsel şey diyor işte öğrenciler gelecek diyor böyle işte falan geliyor mu? Ben pek görmüyorum onu söyleyeyim. Yani geçen yıl geçen yıl da azdı mesela öğrenci az geldi. Bu yıl da çok az. Yani biz aslında Eylül ayında bu üniversiteden dolayı bayağı bir yoğunluk yaşardık. Şu anda öyle bir yoğunluk yok. Çok olacağını da zannetmiyorum zaten. Olsaydı şimdiden onun talebini yaşardık. Ama öyle yoğun bir talep yok. Peki Sayın Başkanım, son olarak şunu da sormak istiyorum. Yeni bir uygulama geliyor doğrulanmış sitelerde, ilanda. Doğrulama sistemi. Siz bunu nasıl görüyorsunuz? En azından bir dengeleme söz konusu olur mu? Önümüzdeki bu belirsiz süreci biraz olsun hafifletir mi? Şimdi bakın bunu aslında talep eden bizdik. Yani biz uzun yıllar şu internette yapılan ilan sahteciliğini veya bazı manipülasyonları veya dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmesi için bir düzenleme istedik. Bunun başında gelen tabii iki tane konu var. Bir tanesi kaçak emlakçı dediğimiz kayıt dışı emlakçılık yapan, bir de sahibi sıfatıyla yani sahibinden ev veren şey yapan, ilan veren kişiler. Şimdi siz işte
Aleyna Hanım'dan satılık ev, sahibinden satılık ev diye ilan veriyorsunuz. Ama o evin sahibi değilsiniz. Biz dedik ki bakın bütün dolandırıcılık, bütün suistimal, bütün manipülasyonlar bu sebepten çıkıyor. Bu bir kişi eğer ben sahibiyim diyorsa bunu ispat etmeli. Kimliğiyle, tapusuyla, belgesiyle, vekilse vekaletiyle bunu ispat etmeli. Yoksa işte bunun birkaç yolu var. Ya çok düşük fiyattan ilana çıkıyor adam. İşte kapora dolandırıcılığı yapıyor ki ben 2 saatte 40 kişiden para alındığını duydum. 3 günde yaklaşık 2-3 milyon TL para toplandığını duyduk birkaç ilandan. Şimdi kim olduğu belli değil. Yazmış. Efendim Nizamettin abi de böyle o sahibinden olan ilanlara bakın. Adam akıllı bir isim bile bulamazsınız. Adamın adı yok, soyadını yok. İşte yazıyor Mehmet Bey. Ya Mehmet Bey kim? Yani adamın adı yok, soyadı yok. Bir telefon, o telefon bir daha zaten ulaşamıyorsun, mümkün değil. Ortadan kayboluyor. Bir banka hesabı açıyorlar, banka hesabı yok meydanda. Dediğim gibi büyük suistimal, en büyük suistimal bundan kaynaklanıyordu. Biz bunun engellenmesini istedik. İkincisi bu işin manipülasyon ayağı var. Bir bazı kişiler mesela bir siteyi hedef alıyor. O sitedeki fiyatları yok yani öyle bir satılık yer yok. Olmadığı halde böyle 10 tane 20 tane ilan veriyorlar. İşte o piyasada 3 milyonsa ev atıyorum mesela işte 5 milyon 6 milyondan devamlı ilan çıkıyor. Ya normalde o sitede o fiyat da yok öyle bir ev de yok. Ve hiç ev yok satılık aslında. Yani bu çok başımıza geldi. Ama öyle bir hale geliyor ki bunu birkaç ay devam ediyorlar. 50 tane 100 tane ilan giriyor. Kim olduğu belli değil. Sahibiyim, sahibi değil, emlakçıyım diyor, emlakçı değil. Bir şekilde o bölgenin veya bir mahallenin, bir sokağın bakıyorsunuz fiyatı bir anda uçmuş. Ne oldu? İşte ben lafın başına dedim ya, ilandan yapılan endekse ben çok güvenmiyorum diye. Ya bu da işin bir ayağı aslında. Yani o sebepten bazı kişiler bu işi manipülasyon yapıyor, spekülasyon yapıyor. Bölge bunu da engellenmesi yolu yine biz görüş bildirdik. Kimlik ibraz etmekten veya tapu belge ibraz etmekten geçiyor diye biz yıllarca bunun mücadelesi yaptık. Şimdi çıkan son sistem şöyle. Elektronik ilan doğrulama sistemi. Sen diyor eğer sahibiyim diye ilan veriyorsan diyor E-Devlet'ten ben bunu kontrol edeceğim. Sistem o şekilde bir sistem yapılıyor şu anda. Evet diyor bu senin ve annenin babanın birinci derece kısmı akraba olabiliyor. Çocuğunun, ananın, babanın, kardeşin ise bu mülk tamam seni ilanlı sahibi diye kabul ediyorum. Kim yapıyor bunu? Site sisteme giriyor bakanlığın sistemine. Bakanlık buna onay veriyor. Evet diyor bu Aleyna Hanım'ın mülküdür veya anasının babasındır. Bu ilanı alabilirsin diyor sistem. İlan sitesi böyle yayınlayacak. İkincisi emlakçı. Emlakçıya da diyor ki sen bu ilanı verebilmen için ev sahibi sana kendi E-Devleti üstünden yetki verecek diyor. Yani ben siz emlakçısınız, ben ev sahibiyim. Ben E-Devletimden hangi gayrimenkulde sizin ilgilenmenizi istiyorsam E-Devletimden o gayrimenkulden size yetki vereceğim. Yine ilan sistemi, ilan portalı o sistemi görecek bakanlık üstünden. Evet diyecek bu emlakçı yetki belgesi olan bir emlakçı ve mal sahibi de buna ilan verme yetkisi vermiş. İlanı çıkabilirsin diyor. İlan o şekilde 15 Eylül'de bu sistem başlayacak. Yani 15 Eylül'den itibaren ev sahibi bana E-Devleti üstünden yetki vermemişse ben ilan veremeyeceğim. Veyahut bir kişi sahibiyim diyorsa eğer kendi sahibi değil ise o şeyde sistemde o zaman o ilanı yayınlamayacaklar. Sistemin ana özeti bu. Yani bunu kanıtlamak zorunda olacak ve tüketiciler de bu doğrultuda kandırılmayacak, dolandırılmayacak. Çok teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı. Size kolay gelsin. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Sayın Nizamettin Aşağı yayın konuğumuzdu. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.